Sevgili satranç sever arkadaşlarımız, umarım herkes keyfi yerindedir, sağlığımız yerindedir. Bugün benle satranç ile ilgili bir yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda yani 5 tane etüt hazırladım. Oyun sonuna ait hepsi de çok enteresan bir etütler. İlk etütümüzde gördüğümüz gibi ters renkteki filler var ve her tarafta bir piyon. Bu konumda ama çok enteresan bir Zugzwang yardım ile oyunu kazanıyor beyazlar. İlk hamlemizde fil C2 ile şahını biraz köşeye sıkıştırmak istiyoruz ve B4 arkasından da. Rakibin başka bir hamlesi de yok. Şah A6 oynamak zorunda. Bu hamleye karşı da şah C6 geliyoruz. Amacımız fil A7 oynadığında fil D3'ten mat yapmak istiyoruz. O nedenle mecbur rakip şahını A7'ye kaçmak zorunda. Şah A7 kaçıyor. B5. Şah A8 tek hamle. Başka hamlesi de yok. Şah A8, fil E4. Şimdi fil E4'ün amacı fil A7'ye geldiğinde şah C7'den mat yapmak istiyoruz. Şah A7 oynasa fil D5. Aslında fil D5 veya fil F3, fil G2 hiçbirisinin farkı yok. Yeter ki önemli bu çaprazda beklememiz lazım. Şah A8 oynadıktan sonra B6 ile oyunu devam ediyoruz. Şimdi fil A7 oynasa şah C7 mat var. Bu her zaman geçerliydi. Fil oynasa yok, piyon almak zorunda. Piyon alsa da şah B6'dan sonra çok bir enteresan şekilde rakibe fırsat vermeden çok basitçe oyunu kazanıyor. 8 hamlelik ama o kadar zor da bir soru değil. Ama çok bir etkili tempo gitmesi çok enteresan. Şimdiki sorumuzda çok bu da bir enteresan soru. Normalde B6 piyon olmasaydı o zaman bu konumu köprü yardımıyla basitçe kazanırdık. Ama B6 piyon olduğu için şah C7'ye çıktıktan sonra şah B6 çıkamıyoruz. O nedenle bu da bir farklı oyun sonu etüt. Bu konumda kale D2 var. Kale D2'ye şahını E7'ye, E yatayı kaçmak, E dikeye kaçmak zorunda. Yani C6'ya kaçamıyor. Şah C8, B8'den sonra basit bir şekilde vezir çıkarız. O nedenle şah E7 oynar. En iyi hamlelerinden bir tanesi. Şimdi köprüdeki gibi kale D4 gelip şah C7 oynamak istediğimizde istediği zaman kale C3'ten şah çekse şahını B6'ya çıkamıyoruz. Tekrar geri girmek zorunda oluyor. Ama bu konumda çok bir iyi kazanç hamlemiz var. O da kale D6. Kale D6'ya kalemiz alamıyor. Alsa şah C8 sonra B8 vezir çıkmasını hiçbir türlü engellemiyor. Kale D6'ımıza ama şöyle bir hamle var. Kale C3. Kale C3'ün amacı şahın çıkmasına izin vermiyor. A7'ye çıksam da tekrar A3'ten şah çekmek istiyor. Bu hamleyi de tekrar kaleye bedava veriyoruz. Alsa şah A7 ve B8'den sonra vezir çekiyoruz. Sonrası tabii ki çok basit. Kalen D3 yaparsa bunun amacı C7'ye gelsen D7'den şah çekecek. A7'ye geçsen A3'tü. Yani bir türlü fırsat vermek istemiyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Kale C2. Amacımız şahın A7'ye geldiğimizde şah çekmek istiyor diye onun bu hamlesini engellemek için kale A2 amacı ile geliyor. Aslında fark etmezdi kale C1 de önemli olan C dikeyden A dikeye geçirmek kaleni. Veya bu kale A3 oynayıp şah A7'imizi engellese şimdi şah C7'den sonra basit bir şekilde oyunu kazanıyoruz. Sonraki oyun sonu bu biraz kolay oyun sonu diyebiliriz. İki piyon gerideyiz ama beraberlik şansımız var. O da nasıl? Kale H7 oynuyoruz. Şah G3. Şimdi dikkat etsek şahımız pat durumda oldu. O nedenle kalemizi rakibin kalesinin birinci yataya geçmesine izin vermiyoruz ve aynı anda da kalemiz alsa pat olacak. Rakibimiz kalenin hangi 8. yatayda nereye kaçsa biz de kalenin 7. yataydan önüne geliyoruz ve bu şekilde beraber oluyor. Dördüncü sorumuzda vezir oyun sonu. Bu da bir etkili oyun sonlarından bir tanesi. Yani doğru oynamasak konum berabere de olabilir.
biraz zayıf hamleleri yapsak tabii ki kaybetme şansımız da olabilir. Şahımız biraz piyonlardan uzak olduğu için bu konumda en iyi hamlemiz vezir c3 var. Vezir c3'ün amacı belli, basit bir şekilde mat yapmak istiyor. Bu matı engellemek için siyahta vezir f3 veya şah g5 geri kaçmak hamleleri var. Vezir f3 arkadaşlar, böyle bir vezir c1 hamlemiz var. Tek hamlesi şah e4 ve onu da vezir c4'ten sonra mat oluyor. Şimdi o nedenle vezir f3 almayı istemiyor. Şah g5 geri kaçıyor. Şah g5'e de f4 hamlemiz var. F4'ü şah f4 atsa vezir e3 dön mat. Şah h4'e kaçsa vezir g3 dön mat. Şah h6'ya kaçsa vezir h8'den mat oluyor. Bu şekilde vezir çok bir etkili şekilde piyonların yardımıyla mat yapıyor. Sonraki 5. sorumuzda bizde fil öndeyiz ama bir tarafı var. Çıkacak kareyemiz kenar piyon olduğu için beyaz, filimiz de siyah karede olduğu için eğer de rakibin şahı köşeye yetişirse o zaman beraber olur. Bizim amacımız şahını bir şekilde şu köşeye girmesine izin vermemek. Yoksa fil önde olsak da konum berabere biter. Burada en kuvvetli kazanç hamlesi için tek hamle var. O da fil b4 hamle. Şimdi diyeceksiniz fil b4 ne fark ediyor fil c5 veya diğer hamlelerden. Bunu hamlelerin devamında daha iyi anlarız. Şah f7 mesela yardıma gelir şimdi. Şah a4, şah e6, a5, şah d5'e a6. Şimdi şu konumda şah c6 gelip piyonumuza yetişmek istediğinde bizde fil a5 hamle var. Şimdi fil a5'e d5 oynasa şahını bizde önüne geliriz. Yardıma ve artık şahını oynamak zorunda kalacak. Şahını nereye oynasa da biz de basitçe a7, a8 vezir çıkarız. Şimdi diyeceksiniz hocam o zaman şahını e8'den gitsek olmuyor mu? Şahını e8'den gitse de zaten yetişmiyor. a5 sürüyoruz. Şah d4 gitse fil d6. Fil d6'nin amacı şahını c7'den çıkmasına izin vermiyoruz. Ve şah c8 oynasa da a6'dan sonra tekrar şahını geri gitmek zorunda oluyor. Ve biz de a7, a8 vezir çıkıyoruz. Bu oyun sonları yani biraz önce bir kitapları incelediğimde önümden çıktı. Çok enteresan oyun sonları ve etütler olduğu için umarım siz de bu etütlere beğenmişsiniz. Size de bir yerlerde faydası olur diye düşünüyorum. Sonraki videolarımızda, yayınlarımızda görüşmek üzere. Her konuda bize İmes Atabayf kanalına destek veren her bir arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.